Gebeler ya da emziren anneler lazer epilasyon yaptırabilir mi? Sosyal medyada oldukça sık bir şekilde bu sorunun karşıma çıkması nedeniyle bu konu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme videosu hazırlama gerekliliği kendime bir borç hissettim. En başta söyleyelim, gebelik sırasında lazer epilasyon önermiyoruz. Gebelik sonlandıktan sonra emzirme sürecinin başlangıcında belli bir süreye kadar da bunu önermiyoruz. Eğer neden bu şekilde söylediğimi merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeye devam edelim. Öncelikle bu videoda ne bulacağınızı kısaca anlatalım. Lazer epilasyon nedir? Birazcık bilgisini vereceğiz. Küçük bir bilgi olacak. Hamilelik sırasında lazer epilasyon güvenli mi? Hamileyken yaptıran lazer epilasyonun potansiyel olarak oluşabilecek risk faktörleri var mı? Lazer epilasyonun bebek doğumu ardından en erken ne dönemde yapabilirim? Gebelikte güvenli alternatifler söz konusu mu? Ve son söz söyleyerek videoyu kapatacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tarz videolardan yarar gördüğünüzü düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki ihtiyacı olan arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza destek vermeyi de ihmal etmeyin. İlk sorumuz gelsin. Lazer epilasyon nedir? Adından da anlayacağınız üzere lazerle tüylerin yok edilmesi işlemidir. Basitçe. Potansiyel olarak tüm vücuda uygulanabilir. Etkisi saç foliküllerindeki pigmentleri hedef alan yüksek ısı enerjisi ile saç üretiminin tekrarlamasının önüne geçilmesidir. Etkisi tekrarlayan seanslarla ortaya çıkmaktadır ve tek seferle bir miktar etki görülebilmektedir ama kalıcı bir etki yoktur. Etkisi sadece büyümenin aktif aşamasında olan kıllar üzerinedir ve aktif büyüme sürecinde olmayan kıllara etkisi yoktur arkadaşlar. Peki gebelikte lazer epilasyon yaptırmak güvenli midir? Cevabı aslında videonun başında da söylediğim gibi güvenli değil arkadaşlar. Burada hem bebek hem de anne ile ilgili bazı olumsuzluklardan ya da ihtimallerden söz etmek gerekiyor. Bebeklerde bir sorun oluşturacağına dair kesin bir sonuç çıkan bir çalışma yok. Bu çalışmaya izin almanın da imkanı yok. Burada sadece belli bir potansiyel yan etki oluşması ihtimalinin önüne çıkmaya yönelik bir önlem var. Yani şaibeli olan şeyden uzak durma var. Ben takip ettiğim hastalarıma gebelik boyunca bir lazer epilasyon yaptırmalarını önermiyorum arkadaşlar. Peki bir anne gebelik sırasında lazer epilasyon yaptırırsa kendisiyle ilgili oluşabilecek muhtemel komplikasyonlar nelerdir? Hamilelik sırasında hepinizin malumu değişen hormonal durumlar sebebiyle lazer yapılan cilt bölgesinde yanık olma ihtimali artacaktır. Yani potansiyel olarak risk artıyor. İkincisi, hamilelik sırasında lazer epilasyon tedavisinin daha az etkili olma ihtimali oldukça yüksek. Üçüncüsü, eğer bir yanık gelişirse onun iyileşmesinin yavaşlaması ve sonradan kalıcı bir leke oluşma ihtimali de oldukça yüksektir. Peki diğer soruya gelelim. Lazer epilasyon ne zamandan itibaren güvenli? Birçoğunuzun aslında aradığı cevap bu. Az önce anlattığım gibi gebelik süresindeki hiçbir dönemde güvenli değil dedik. Gebelik sonlandıktan sonra 3 aylık süreçte hala güvenli değildir. Çünkü annenin daha öncesinde yaşadığı hormonal dengesizlikler gebelik sonlandıktan sonra 3 ay daha devam eder. Ve bu 3 aylık süre içerisinde yapılacak herhangi bir işlem annede o az önce saydığım riskleri, komplikasyonları beraberinde getirecektir. O yüzden bu dönemde yaptırmasanız sizin açınızdan daha iyi olur. Sonraki süreçte emziren annelerde ya da bebeklerde herhangi bir çalışma olmamasına rağmen potansiyel bir risk gözlemlemiyoruz ve bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Yani emzirme sürecinde annelerin lazer epilasyonu yapılması ile ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Siz gene de risk almak istemeyen ya da daha farklı alternatifler arayışında olan bir bireyseniz güvenli istenmeyen tüylerden kurtulma yöntemleri arayanlar için birkaç tane alternatif sayabiliriz ama öyle çok büyük bir beklenti içerisinde bulunmayın. Çünkü bu videonun konusu bu değil. Gebelikte güvenli istenmeyen tüy yok etme yöntemleri. Aslında birçoğunuzun bildiği basit ve hatta binlerce yıldır denenmiş uygulanan yöntemleri uygulamanız öneriliyor. Birçoğunuzun tahmin edeceği üzere tıraş olmak, ağda yapmak, kılları yolmak daha mantıklı ve güvenli alternatif tüy yok etme yöntemleridir. Diğer bir ihtimal de henüz daha gebelik gerçekleşmeden öncesinde lazer epilasyon sürecine girmek ve tüyleri yok etmek için gebe kalmadan sürece başlaması önerilebilir. Tabii ki her bölgenin tüyden arındırma süreci birbirinden farklı olacaktır ama biz genellikle işi biraz garantiye alalım istiyoruz ve süreç başlamadan yani gebelik planlanmadan 1,5-2 ay öncesinde bir sürece başlamanız sizin için daha güvenli olacaktır. Peki son söz olarak ne söylemek istiyorum? Videonun başından beri vurguladığım şey aslında kesin bir çalışma olmamasına rağmen lazer epilasyonun anne karnında büyümekte olan bebeğe bir sorun oluşturma ihtimalinin önüne geçmektir. Bunun yanında gene kesin bir cümle kurulamasa da annenin gebelikte değişen hormonlar nedeniyle hem gebelik sürecinde hem de gebelikten sonraki 3 aylık süreçte yapılan lazer işlemleri potansiyel bazı risklerle beraber gelecektir. Videonun başında bunları anlatmıştım, tekrar söylemeyelim. Tüm bu sebeplerden dolayı
ne gebelikte ne gebelikten sonraki 3 aylık dönemde bunu önermiyoruz arkadaşlar. Eğer talep gelirse yakın zamanda bununla ilgili doğal yöntemlerle ilgili bir video hazırlayabilirim. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir şey yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Ya da duyduğunuz alternatif bir yöntem var mı? Altısında yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere.